Merhabalar, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Çorum, buyurun. Evet, hocam. Geçen hafta mesaj yazmıştım. Size canlı bağlandık. Ben 25 yıllık evliyim. Eşimle çocuklarıma hiçbir sorunum yok. Evet. Allah'a şükür. Sadece 2 yıldır ben eşimden başka kimseyi görmedim herhalde. Evet. 2 yıldır eşimle ayrı gibiyiz, yani aynı evde, öyle diyeyim. Evet. Bilmiyorum işte, ben de hani nasıl söylüyorum işte. Ya. Heyecanlandınız sanırım biraz. Biraz heyecanlandınız sanırım. Evet. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. 25 yıllık evet. Evlisiniz. 2 yıldır da eşinizle aranızda bir problem, bir soğukluk mu var? Evet. Tabii bunun sebebi ne? Sorun nedir? Bu 2 yıldır meydana gelen bu soğukluğun sebebi ne olabilir? Sizin bir tespitiniz var mı bu konuda? Soğukluğun sebebi eşime göre yani artık yaşlandık gibi. Şu bu. Ama ben ihtiyat olarak başka bir yere de gitmek istemiyorum doğrusu. Anladım. Anladım. Evet. Eşiniz bu konuda size engel oluyor. Dolayısıyla evet. Bundan dolayı da bir soğukluk var. Evet. Evet. Eşiniz sizinle yakınlaşmak istemiyor. Evet. Anladım. Anlaşıldı. Bundan dolayı da siz odaları ayırdınız. Ayırdık sanmaz da işte öyle yani. Anladım. Peki anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Hocama ben sözü bırakacağım. Lütfen cevabı televizyondan takip edin, olur mu? Başka sorunuz yoksa. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Eşim bana karşı, aslında söylediği şu, bana karşı olan vazifelerini yerine getirmiyor diyor. Evet. Muhsin Bey, şimdi 25 yıllık evliler. Zat halinizle birlikte şu masayı beraber şekilde kaldıracak olsak gücümüz yeter. Kaldırırız. Elbette. Ama birimiz ciddi tutar, birimiz de yalandan tutarsa olmaz. Götüremeyiz. Bu masayı buradan kaldırıp şuraya koyamayız. Doğru. Yani demek ki aile yuvası da karı kocadan meydana geliyor. Biri görevini yapsın, biri yapmasın. O zaman hedefe ulaşılmaz. İkisi de kendisine düşeni yapacak. Cinsler birbirinden faydalanacak. Yani Rabbimiz, yani acıkınca midemizi doyurmamız meşru mu? Yani demek ki şehvet bakımından da meşru yolla tatmin için nikahı meşru kılmış Cenab-ı Hak. O halde eşler birbirinden faydalanacak. Ama birisi tek taraflı olarak diyor ki ben bu işte yokum. Sen bu işte yoksan bu nasıl olacak? Yani beyefendi tebrik dışarıya ederiz, da gitmek teşekkür ederiz. Diyor. Dedi yani. Onu sorumluluk duygusu taşıyor. Evet. Yani aklı başında hareket ediyor. Ama ne güne kadar? Ne güne kadar? İşte o yüzden hanımefendi kardeşimiz sen de gel görevini yap. Yoksa bak ileride bu iş böyle gitmez. Yani bu iş böyle gitmez. Yani demek yuva da saygı ve sevgi için, karşılıklı muhabbet için Rabbimiz eşlerin birbirinden faydalanmasını meşru kılmıştır. Evet. Yani ben kendi kafam böyle istiyor, canım böyle çekiyor. Ben bu işte yokum. O zaman o nikah da olur. Hayır, şu anda nikahsız demek mümkün değil de. Ama nikahın hedefi olmayınca günün birinde o yuva devam edemez hale gelir ya. Evet, peki.